Değerli seyircilerimiz, Kanal Yumuş ekranlarına Melisa ile Şema Daire hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli 3 tane konuğum var ve gerçekten çok çok da önemli bir konuyu işleyeceğiz sizinle beraber. Öncelikle konuklarımı sizlerle paylaşayım. Ziya Polattaş Beyefendi, kendisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim uzmanı. Hatice İmiş, kendisi Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni. Ekrem Cengiz Akdeniz, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Ekip Üyesi. Şimdi kendilerinin Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve HEFİAD tarafından düzenlemiş oldukları Sevgili Günlüğüm diye bir proje var. Bugün bu projeyi sizlere tanıtacağız. Çok güzel, çok manidar ve anlamlı bir çalışma bu açıkçası. Biliyorsunuz son zamanlarda ne diyoruz? Çocuklarımız okumuyor. Sadece çocuklara endekslemeyelim. Bizler okumuyoruz. Okumayınca da yazma alışkanlıklarımızda kusurlar olabiliyor. Özellikle teknolojinin dezavantajlarından bir tanesi nedir? Bence emojilerdir. Emojiler hayatımıza girdiğinden beri açıkçası yazı yazmayı bizler de bir tarafa bıraktık. Duygu, düşünce ve ifadelerimizi hep emojiler üzerinden götürüyoruz. Bunun arkasında sığınıyoruz. Bu bizim açıkçası böyle bir bahanemiz olsa da yine de yazı yazma alışkanlığımızı bence bir tarafa bırakmamalı. Telefonlara bağlıyorum ben o eksikliği. Ama bu durum maalesef öğrencilerimize, çocuklarımıza sirayet etmiş durumda. Açıkçası benim bu projeden özellikle anladığım çocuklarımızı yazı yazmaya teşvik etmek ve o güzel Türkçemizi bu tür projelerle yazı yazma alışkanlığını kazandırmak. Bugün bu projeyi sizlere açacağız. Videolarımız var. Bunlarla beraber destekleyeceğiz. Sizler de bizlere eşlik edebilirsiniz diyeceğim ama hala telefonumuzda biraz problem var. İki gündür sürekli yazan seyircilerimiz var. Onların mesajlarına bakamadım. İnşallah hal olursa bugün mesajlarınızı paylaşacağım diyeceğim. Ve sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ziya Bey, öncelikle sizden başlayalım istiyorum. Çok 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 güzel bir proje. Seyircilerimiz için kendi düşüncelerimi açıkçası böyle genelin düşünceleriyle beraber açıklamış olduğumu düşünüyorum. Son zamanların sorunlarından bir tanesi, yapılmış çalışmalar ve istatistik veriler Türkiye'nin okuma oranının çok az olduğunu gösteriyor. Gelişmiş ülkelere nazaran gerçekten az okuyan bir ülkeyiz ve kişi başına düşen kitap sayısı da bir o kadar az. Şu ara biraz ekonomik çalkantı da var, ne deniyor, kitap da artık alamıyoruz gibi bahaneler var. Kitap okumayan bir toplum olarak yazmayı da bıraktık. Böyle bir projenin içerisinde olduğunuz için teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum açıkçası. Çok güzel. Şimdi günlük sevgili bizim projemizin başlığı, adı Sevgili Günlüğüm. Şimdi düşünüyorum, evet, bizler öğrencilere kompozisyon yazdırıyoruz, hikaye yazdırıyoruz. Belki küçük küçük romanlar veya şiirler oluyor ama günlük projesini ilk defa gördük. Neden günlükle başladınız? Öncelikle bizleri Kanal 23 televizyonuna konuk eden televizyonumuzun yönetimine, genel yayın yönetmenimize ve siz değerli program yapımcısına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum efendim. İnsanoğlu yaratılan varlıklar içerisinde eşrefi mahlukat. İnsanı diğer varlıklardan ayıran önemli melekelerden biri düşünmek, akletmek, öğrenmek, hayat ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak ister. İşte Şeyh Galip'in ifadeleriyle hoşça bak zatına. Kim zübde-i alemsin sen? Merdüm-ü dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Ey insanoğlu, böyle kendini küçük görme, hakir görme. Sen kainatta yaratılmışların özüsün, göz bebeğisin. İşte bu anlamda insanoğlunun kendi duygularını, düşüncelerini, yaşamda edindiklerini, tecrübelerini bir başkasıyla paylaşmak ister. Bununla birlikte karşıdaki insana, muhatabına kendi meramını, kendi sorunlarını, kendi dertlerini, kendi hüznünü, acısını, karşısındaki insana aktarabilecekleri şeylerden biri yazmaktır, anlatmaktır. İşte bunlar hepsi okumak, yazmak, aktarmak. Bunlar bir süreç içerisinde birbiriyle ilintili olan şeyler. İnsanoğlu her şeyi tecrübe edinerek öğrenmeye çalışmamalı.
Çünkü başkalarının edindiklerinden, tecrübelerinden de istifade etmeli. Salt, her şeyi tecrübe edinerek öğrenmeye çalışırsak hayatımız, yaşamımız buna müsaade etmeyebilir. Böyle bir yıl yaşamayabiliriz. İşte başkalarının tecrübelerinden istifade etmenin yollarından biri okumak. Okuma neyle olur? Bizden önce bu hayatı yaşayan, deneyimleyen bireylerin, yazarların, fikir adamlarının, filozoflarının yazdıklarından istifade etmeyle olur. Ama bugün yaşam içerisinde baktığımızda bir kısır döngülük söz konusu. En çok bizlerin zaman geçirdiği mecralardan biri sosyal medya. Bu sosyal mecra içerisinde kendimizi ifade ederken harflere düştük. Yani kelimelerden de öte seleme, nebere, ase, nebere gibi kelime şeylerle, harflerle anlatmaya, meramızı anlatmaya döndük. İşte bu kısır döngülü bir nebze olsun gidermek düşüncesiyle kıymetli arkadaşlarımızla yola koyulduk. Tabii arkadaşlarım da mutlaka paylaşacaklardır. Bu işin öncüsü, fikir babası, Hefiyat Helal Finans Araştırmalar Derneği Genel Başkanımız Sayın Mehmet Gürdaş Hocamız. Onun öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu bir çalışma, bir proje. Bu şekilde devam etmekte efendim. Evet. Değerli hocam, yine geleceğim size ama Hatice Hanım'la devam etmek istiyorum. Hatice Hanım, siz Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmenisiniz. Evet. Ve bu projeyle beraber pilot okul olarak sizin okulunuz seçildi ve başında da siz varsınız. İki evet. arkadaşla beraber çalıştığınızı evet. söylediniz. Şimdi öncelikle günlük yazı türüyle şöyle bir konuşalım istiyorum, onu bir açalım. Hani kompozisyon, şiir, hikaye belki bir olayı baz alır, bir başkasının öyküsü olabilir. Ama günlük dediğimiz zaman daha ziyade o bir hasbihaldir kişinin kendisiyle, bir de muhasebedir. Evet. Gün sonunda bir muhasebesini yaparsınız. Ben bugün ne yaptım? İyiyi, kötüyü değerlendirdiğiniz ve eğer oraya kötüyü yazmışsanız ya keşke ben de bunu yapmasaydım diye bir sorguladığınız bir yapıdır diye düşünüyorum. Çok güzel olmuş günlük, çünkü çocuk baktığı zaman ya işte evet bunu doğru yapmışım ama bunu da yanlış yapmasaydım dediği bir alan açıkçası. İyi ki bu projede varsınız. Biraz da sizin gözünüzle alalım. Aslında bu tamamen benim bir tevafukla içinde bulunduğum bir çalışma. Yıl 2019, pandemi öncesi, kıymetli hocamızla bir tanışma fırsatı yakaladım, Mehmet hocamızla. Biz 2019 yılı Fuat Sezgin yılı itibariyle bir yarışma düzenlenmişti. O yarışmaya okulumuzdan biz büyük bir katılım sağlamıştık. Zafer Kılıç bu anlamda güzel iki edebiyat öğretmeni, çok nitelikli Türkçe öğretmenlerine sahip dört yarışmacıyla orada dördünü ödül olarak çıkmıştık. Bu çıkışın arkasından Mehmet hocamla karşılaştık. O ödül töreninde karşılaştık. Hocamızın teveccühü oldu, okulumuza geldiler, bizi ziyaret ettiler ve bir hasbihal ortamında kendisinin yapmak istediği bu projeden bahsetti. Ben de gönül olarak tabii hocam yaparız, okulumuza başlayalım düşüncesine sahiptim. Ben okulda idarecilik yapıyorum ama bu işi önce iki tane çok kıymetli arkadaşımla paylaştım. Bir Türkçe öğretmeni ortaokul kademesinden, bir de liseden bir edebiyat öğretmenimizle. Proje bir başlangıç şeklinde zihinlerde önce oturdu tabii. Zihnimizde ne yapacağız, ne edeceğiz derken bir araştırma, özellikle bu alacağımız günlükleri, satın alacağımız kalemlerin araştırma sürecini yaşadık. Daha sonraki süreçte de hızlı bir şekilde öğrencilerimizi tespit ederek iki sınıfta, bir 5. sınıf seviyesinde, bir de tabii projenin dönüşlerini merak ettiğim için bir de 9. sınıf seviyesinde başlattık. Projeyi kaba bir hatlarıyla anlatacak olursak, yaptığımız şey şu: öğrendiğimiz gün içerisinde okul tabii günlük doğal olarak yaşamın devamında akşam evde yapılıyor ama bu projede biz bunu okulda yapıyoruz.
günü yaşıyorlar. Genellikle öğleden sonraki ders saatlerimizde Türkçe veya edebiyat öğretmenimiz kendi ders saatini 5 veya 10 dakikasını ayırarak öğrencinin gün içinde okulda yaşamış olduğu duygularını, hissiyatını paylaşmak istedikleri, yazmak istediği her şey neyse onu yazmasını istiyorlar. Bu yazma becerisi ile beraber, kazanma becerisiyle beraber tabii biz arkada mutlaka akıl tahtalarımızda Türk musikisinin olmazsa olmazlarından bir enstrüman çalmayı hedefliyoruz her zaman. Bunların ön hazırlıkları yapıldıktan sonra biz 18 Kasım'da bu işe yürü dedik, başladık ve bir yıl çok güzel gitti. Bunun dönükleri çok olumlu ve güzeldi. Bu olumlu ve güzel dönükleri alınca da tabii beraberinde zaten iş Ekrem Hocam'a döndü. Bu bir projeye dönüştü. Daha sonra da Yedi Veren Güller adı altında 7 bölgede farklı illerde de bunun uygulayıcısı, gönüldaş arkadaşlarımız oldu. Bu işin önünde olmak tabii ki bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın dönüklerini birazdan belki bir daha döndüğümüz ve anlattığımız zaman sizlerle paylaşmak isterim. Çocuklarımız gerçekten hocamın bahsettiği gibi yazmak konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Kendilerini ifade etmekte çok büyük problemler yaşıyorlar. Özellikle yazmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde kendini güvenlerini de kaybetmiş durumdalar. Yazacağım ben yazamam, ben yapamam duygularını. Bunları yenmenin yolu aslında yazmak. Ben çok mutlu oldum bu projenin içerisinde olmaktan. Başlangıç benim için bir tevafuktu ama içinde olmaya devam ettiklerinde mutluluk duyuyorum. İnşallah daha da geniş kitlelere bir yazma seferberliğiyle devam ederiz diye umut ediyorum. Hatice Hocam, bu günlükler sınıf içerisinde paylaşılıyor mu yoksa Hayır. günlük yazıyorlar kalıyor mu? Özel, tabii bu günlüğün zaten ruhunda paylaşmak yok zaten. Günlük kişiye özel, beni evet. anlatan bir şey olduğu için kişi benini anlatırken zaten bunu istemez. Okuldaki yaşamını anlattığı için de kendi isterse paylaşabilir ama biz bunun özellikle özel olduğu konusunda kimsenin bunu okumaması gerektiğini, hatta bununla ilgili ailelerimizle de, ailelerin de buna saygı gösterip okumak konusunda böyle bir eğilimin olmaması gerektiğini zaten velilerimizle paylaştık. Ben özellikle bu projenin başladığı ilk günde tabii hediyelerini aldık çocuklarımızın, bir aidiyetlik duygusu oluştursun diye. Happy Ad'ın bu anlamda büyük bir desteği oldu bize maddi açıdan. Hem kalemleri almamız hem günlükleri almamız da. Özel bir tarafı var günlük ve kalemlerimizin. İsimde özel. Öğrenci, projeye dahil olan öğrencinin ismine özeldir bu. İşte bir hatta imkan olursa ben gösterebilirim de mesela örneğimiz burada. Şöyle de bırakayım. Mesela şöyle bakın, kişiye özeldir bu. Şöyle içinde biraz daha hatta şöyle, defteri şöyle de gösterebiliriz. Evet. Hatta Hatice Hanım şey var, söylenir. Çok ünlü bir kahve markası var ya, dünya çapında bilinen. Evet. Onlar bardakların üstüne kişinin ismini yazdıkları için bu kadar tutulduklarına dair evet. bir çalışma var. Evet. Çok güzel olmuş. Hocam, kişi kendini değerli hissediyor. Ben özellikle öğrencilerimizle ilk bir çalışmayı yaptığımızda, tabii bu proje oluştuktan sonra bu hale döndü. Bizimkiler daha, bizim kendi beğenilerimiz oluşmuş, daha küçük, daha minimal şeylerdi. Çok daha farklıydı ama şu haliyle bile öğrenci aldığında, hocam ben kendimi çok kıymetli ve değerli hissettim. Benim okulum bana, benim ismime özel bir günlük hazırlamış. O aidiyetlik duygusunu da çok güçlü bir şekilde hissettirdi çocuklarımıza. Ve ben bunu hep bu projenin baş şeyi olarak düşünürüm, cümlesi olarak. Kişinin kıymeti dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur. Yani dilimiz sözümüzle, yazımız da kalemimizle. Umut ediyorum halka halka herkese yayılır ve bu yazma duygusuyla beraber hepimiz bu beceriyi elde eder. Çocuklarımıza bunu kazandırabiliriz. Ben tüm edebiyat öğretmenlerim bu anlamda bize destek olmalarını isterim. Evet, ailelere de şöyle seslenelim. Lütfen çocuklarımızın veya bir başkasının günlüğünü okumayalım ki yazmaya teşvik olsun. Tabii ki. Günlüğü bazen ortada bırakmak da istemeyebiliriz. Biri okur mu? Tereddüt olduğumuz noktalardan bir tanesidir. Eğer okunmazsa, biz de eminsek yazma becerimiz daha da çok gelişecek. Ekrem Hocam, benim çok çok hoşuma giden bir proje oldu. Çünkü dedim ya programa başlarken, çocuk beni tanıyacak.
yani kendini gün sonunda ders içerisinde okula yaklaşımını, belki de ders başarısızlığının nereden geldiğini, tutumlarını, yani bir muhasebe yaptığı bir alan. Belki ilk yazdığında farkında olmayacak ama bu sonraki yazmalarında daha da çok gelişecektir. Şimdi pilot okulumuz var ama bu yaygınlaşsın istiyoruz. Hangi okullarımızda mevcut? 7 bölge veren dedik, 7 veren dedik, 7 bölge dedik. Bu kısmı da sizden alalım. Melisa Hanım, projemiz 2019-2020 eğitim öğretim yılında hocamızın okulunda başladı. Bu başlayan pilot uygulamayı biz bir sene sonra ilimizde bulunan 7 okulda 269 öğrencimizle genişlettik. Bir çalışmanın da diğer okullara yayılması için önce bir pilot uygulama yapılır. O pilot uygulamadan sonra onun sonuçları güzel bir şekilde değerlendirilir. Olumlu olumsuz tarafları bakıldıktan sonra o çalışmanın artık yaygınlaştırılması yapılır. Bu anlamda da o çalışmamızdaki fizibilite çalışmamızı yaptıktan sonra ilimizde bulunan 7 tane okulumuzda önce bu çalışmamızı yaptık ve bizi çok mutlu eden sonuçlara ulaştık. İlimizde oluşturduğumuz bu çalışma daha sonra Türkiye'de bulunan 7 bölgedeki 7 okula yaygınlaştırıldı. Yani biz meşalenin ateşini Elazığ'da yakmış olduk. O yaktığımız ateş Elazığ'ı diğer bölgeleri tutuşturacak şekilde büyüyor. O açıdan da bizim müdürlüğümüzün yapmış olduğu birçok proje vardır. Bakanlık projeleri, ulusal projeler, uluslararası projeler, yerel projeler. Ama yerel projeler içinde de içimize en sinen, çocuklara en dokunan, çocukların isminden de belli, o günlüğüm, sahiplenme ekinden de bellidir. Çocukların böyle özünde çok böyle hoşlaştığı bir projeden bahsediyoruz. O anlamda da içimize çok sinen bir proje olduğunu belirtmek isterim sizlere. Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu proje önce bir protokolle, müdürlüğümüz ve HEFİAT arasında yapılan bir protokol kapsamında gerçekleşmeye başladı. Bu kapsamda da biz çocuklarımıza sevgili günlüğüm ve komşuluk mazi olmasın diye iki aşamalı çalışma yürüttük. Sevgili günlüğüm projemiz de bizim ilk aşamalarımızdan ve en önemsediğimiz çalışmalardan birisiydi. Bu yılda inşallah müdürlüğümüz de yürütülüyor proje ama yine bir çağrı ve duyuruya çıkacağız. İlimizde görev yapan Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerimiz de bu projemizi tekrar gönüllülük esasına bağlı olarak yürütmeye çalışacağız. Bu anlamda da bizi yayına aldığınız için projemizin bu şekilde, çünkü ilimizin, bölgemizin en çok izlenen programındayız biz şu anda. Evet, bu açıdan da bizi aldığınız için çok teşekkür ederiz Melisa Hanım. Değerli hocam, öğretmenlerimiz çok kıymetli. Hele hele öğretmenlerimize çok yüklenilen bir dönemde eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz çok kıymetli. Baş tacısınız, sizi de ağırlamaktan onur duyarım. Her zaman için gelin, her zaman için sizleri ağırlayalım. Ziya Hocam, şimdi siz de edebiyatı çok seviyorsunuz. Zaten edebiyatı sevmemek olmaz diye düşünüyorum. Şimdi benim en sevdiğim eserlerden Kafka'nın Milena'ya mektupları vardır. Evet. O mektuplar olsa da duygu aktarımları o kadar güzel ki, hatta Kafka ölürken avukat arkadaşına bırakıyor ama yak diyor. Bunları vermeyeceksin diyor. Ortaya bir edebiyat harikası çıkıyor. Kıyamıyor. Arkadaşı sonradan götürüp onlara veriyor ve kitaplaşıyor. Yani biz de o eseri okuyoruz. Hatta bazen okurken de şunu düşündüm. Acaba onların çok özeline girdik. Hani keşke arkadaşı yaksa mıydı diye düşünüyorum ama ortaya da bir edebiyat harikası çıktı. Şimdi bizim çocuklarımızdan da çıkabilir. İnanın ki Kafka bunu düşünmemiştir. Milena'yı çok seviyor. O mektupları yolluyor. Bir gün bunun kitaplaşacağını, bütün dünyaya yayılacağını, sevenin çok olacağını, en çok satanlar arasına gireceğini bence tahayyül etmemiştir. Ama ortaya muazzam bir eser çıktı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Çocuklarımız başladılar günlükle beraber. Ortaya ne güzellikler çıkacak. Buradan dönütlere gelmek istiyorum. Neler tespit ettiniz? Dönütler ne şekilde oldu? Hepinize soracağım ama bunu. Şimdi insanoğlu tarihsel olgu içerisinde baktığımızda bulduğu her yere bir şeyler yazmış. Bazen mağaranın duvarlarına yazmış. Değil mi? Bazen bulduğu bir deri parçasına. Bugün bilgisayara yazmakta. Bazen eskiden biz mektuplarımızla kendi meramımızı, sevgimizi, aşkımızı karşımızdaki muhatabımıza bir şekilde iletirdik. Bu günlük tutma alışkanlığından sonra özellikle şu dağıtımda, sevgili günlüğümle ilgili hediyeleri dağıtımızda çocukların gözlerinde bir ışıltıyı fark ettik. Arkadaşlarım da ifade ettiği gibi bir aidiyet duygusuyla, kendi isimlerine özgün bir hediye. Onlara değer verdiğimizi, çünkü çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Geleceğine ne kadar yatırım yaparsa bir millet,
o kadar geleceği umutla, heyecanla dolu olur ve yarınlar daha aydın olur. İşte bu anlamda sevgili günlüğüm projesinin dönütlerinde çocuklarımızda kendini ifade etme becerisine sahip olduklarını, daha fazla kendini ifade etme becerisine sahip olduklarını gözlemledik. Çünkü günlük tutmaya başlayan çocuklarımızda zihinlerinde daha fazla kelime edindiklerini, sözcük edindiklerini fark ettik. Ne kadar az kelimeyle konuşan bir bireyle çok kelimeyle konuşan, meramını, derdini anlatan çocuğun bireyin farkı mutlaka ortaya çıkar. Bir de çocuklar geleceğe, tarihe bir not düşüyorlar. Kayıt düşüyorlar. Çünkü günlük ismi üzerinde hayatın bütünseli içerisinde hayat günlüklerden, günlerden müteşekkil. Günleri siz ne kadar sağlıklı, ne kadar verimli, ne kadar sorunsuz atlatırsanız hayatınız o kadar güzelleşiyor. Burada insanların, özellikle gençlerimizin günlük yazmaya başladıktan sonra ruhsal dinginliğe sahip olduklarını, ruhsal dinginliğe kavuştuklarını da gözlemledim. Bu sadece bir gözleme dayalı olan hususiyetler. Çünkü günlüğüyle paylaşıyor derdini, meramını, duygularını ve duyguyu kontrol etmeyi, duygularını yönetmeyi de öğreniyor bu şekilde. Bu ve buna benzer belki arkadaşlarım da mutlaka kendilerine özgü gözlemledikleri olaylar olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Hatice hocamız. Tam da Ziya hocamın söylediği şeye uygun bir öğrencimin bir küçük bir anekdotunu sizinle paylaşmak evet, isterim. Evet lütfen. Diyor ki öğrencim, günlük yazmak yeni bir dil öğrenmek gibi. İçimdeki yüzlerce beni anlatan tek dil. Üzüldüğümde, umutlandığımda, ağlayıp sonrasında çiçekler açtığımda her halimi cümlelere dönüştüren bir dil. Günlük yazmak İç dünyamın belgeseli adeta. Sevgili dostunuzun kulağınıza fısıldadığınız sözcükleri, şiirlere, şiirlerin hikayelere dönüştüğü ve ortaya değerli olan bir insanın çıktığı bir çalışma. Bugün eğer kendimi daha iyi tanıyorsam, yeteneklerimin, duygularımın etrafımda ve dünyada olanların farkındaysam, bunu sevgili günlüğüme borçluyum. Bunu okuduğum zaman gerçekten çok etkilendim. Evet, bir öğrenci kendini bulma, beni bulmayı bana anlatmıştı. Buna benzer iki örnek daha getirdim size. Ve dedim ki, evet, biz bir doğru yoldayız. Çocuklarımızın yazmak konusundaki o kendileriyle ilgili olan iç yolculuklarını bizlerle paylaşmaları için, daha sonraki yaşamlarındaki akademik başarıyı etki edecek olan başarılarını paylaşabilmeleri için, bugün küçük günlükle başlayacaklar, özelliklerini yazacaklar. Yarın daha büyük çalışmalarda kendini özgüvenleri artan, sözcük dağarcıkları yüksek, hatta hocam bilir, sözlük okuyan öğrencilerimiz oldu. Evet. Kendimi anlatamıyorum, anlatacak sözcüğü bulamıyorum, bulamadığım için de sözlük karıştırıyorum. Şimdi sözlük okuma diye bir gelenek oluştu çocuklarımızın arasında. Bu bile aslında başlı başına çocuklarımızın ne kadar çok kendini ifade etme isteği duyduğunu gösteren güzel bir örnek olsa gerek. Ben size hocama da bırakayım arzu ederseniz, sonra iki tane daha öğrencimin paylaşımını şunu da ekleyeyim. Şanslı bir çocukluk geçirmişim. Bizim zamanımızda bir de hatıra defterleri vardı. Evet. Arkadaşlar birbirlerine götürürlerdi ve bizim ilk cümlemiz hep şu olurdu: kalbin kadar temiz bu sayfayı bana ayırdığın için teşekkür ederim şeklinde mutlaka başlardık. Evet. Ya onlar da kalkmış öğrencilerin arasından. Evet. Gerçekten maziye götürdünüz beni. Evet. Eskiden yazarmışız bir şekilde. Evet. Vardı birçok çocuğun hatıra defteri ve onu da saklardık. Merak ederdik bizim hakkımızda ne yazacaklar diye. Bir yerde bulurduk kendimizi ve burada artık çocuklar kendilerini buluyorlar ve kendi dilleriyle beni yazıyorlar. Çocuklarımızın kendi dilini bilmesi çok önemli. Bakanlığımızın bu yıl malum matematik seferberliği yılıydı. Fakat bu yıldan, yani 2023 yılı itibariyle artık Türkçe seferberliği başlayacak. Oktay Sinanoğlu dediği gibi Türkçe dünyanın en zengin dili, en güçlü dili. Bu anlamda da biz çocuklarımıza Türkçenin dünyanın en güçlü ve zengin dili olduğunu aslında bu projeyle beraber
sezdirmiş oluyoruz. Çünkü çocuklar Türkçeyi bu şekilde daha doğru kullanarak, yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Türkçemiz o kadar kıymetli ve o kadar zengin ki aslında biz onun birazcık sanki ehemmiyetini göz ardına bırakmış gibi duruyoruz. Bu açıdan da 5. sınıftan 12. sınıfa kadar çalışan, görev yapan öğrencilerimizin çoğu bu projede görev alabiliyor ve alabilecekler. Bu açıdan da bizim projemizin bir diğer sadece ayağını da paydaşlarımızla bize Fırat Üniversitesi. Üniversitemizdeki çok değerli akademisyenlerimizle her ay öğretmenlerimizi bir araya getirdik. Bu teori pratik ilişkisi içerisinde. Akademisyenlerimiz bizlerin belirlediğimiz temayla, konuyla alakalı öğretmenlerimize yardımcı olarak böyle konularla ilgili eğitimler, seminerler verdiler. Öğretmenlerimiz aldıkları bu eğitimleri ve seminerleri kendi okullarındaki öğrencilere aktardılar. Bu şekilde de bu işin akademik olarak da güçlenmesini sağladık projemiz içerisinde. Evet. Çok güzel olmuş Türkçe yılı ilan edilmesi. Şimdi yeni nesil sorulara baktığımız zaman matematik, yani sayısal kısımlar bile okuduğunu anlamak. Aslında biz bazen matematik öğretmeni arkadaşlarla konuşuruz. Diyorum ki çocukların sayılarla arası kötü değil. Türkçe ile arası kötü. Anlamıyor ki. Yani oradaki x, y'nin veya rakamların Türkçe kelime kalıbı olarak, kelime olarak neye denk geldiğini, neyi sorduğunu anlamıyor. Gerçekten Türkçenin üstüne çok düşmek gerekiyor. Türkçe bizim ses bayrağımız. Evet. Annemizin ak sütü gibi tertemiz. Bu anlamda arkadaşlarım da ifade ettiği gibi öğrencilerimiz de yeni sözcük öğrenerek Türkçeyi daha doğru, daha düzgün bir şekilde kullanma becerisine sahip olduklarını gözlemledik. Tabii bu projenin gençlerimize kazandırdığı en önemli hususiyetlerden biri, eskilerin ifadesiyle hafızayı beşer nisyan ile maludur. İnsanoğlu unutan bir varlık. Yani günü birlik yazmadığınız zaman o gün sizi etkileyen, belki duygu yoğunluğunuzda önemli bir yer teşkil eden hususu kayıt altına almadığınız zaman ileriki bir tarihte unutabilirsiniz. Böylelikle insanoğlu tarihe satırlara böyle kalemi, mürekkebi, yazıyı kullanarak not düşmüş oluyor. Ve kendisinden sonraki nesle de deneyimlediklerini, tecrübelerini bir şekilde aktarmış oluyor. Bence en önemli şeylerden biri tecrübenin aktarılmış olması. Ben böyle hatalardan geçtim, bu yanlışları yaptım ve insanoğlu günlük yaşam içerisinde bile farklı duygu ve düşünceler, duygu yoğunlukları yaşıyor. Bazen bir bakıyorsunuz öfke, bazen böyle daha mülayim, böyle halim bir duygu hissine kapılıyor. Ve insanoğlu sonraki günlerde duygularını tekrar yazmış olduklarını okuduğunda duygularını kontrol etmeyi de bu vesileyle öğrenmiş oluyor. Sözü atalarımızın bir sözüyle neticelendireyim. Söz uçar, yazı kalır. Evet. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. Bir şekilde yani hepimiz öleceğiz ama geride bıraktıklarımız. Hatice Hanım babasıyla yaşanmış olduğu bir anekdotu paylaşmıştı benimle. Evet. Çok da etkilenmiştim. Onu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden sonraki nesle kendisinden bir eser, kendisinden bir önemli bir mirası kendi ailesine, kendi çocuklarına bırakmış oluyor. Evet. Hatice Hanım alalım mı? Sizden paylaşmak ister misiniz? Şöyle, biz bu projeyle ilgili toplantıları yapmaya başladığımız zaman biraz daha sesli konuşabilir misiniz? Tabii ki. Kendimde de bir takım aksaklıkları gördüm. Dedim ki eyvah, bizler de bir şey yazmıyoruz. Hocam dedi ya, insan hafızası beşer, unutuyoruz. Bırakmak istediğimizi bizler de çocuklarımıza bırakmıyoruz. Benim babacığım 8 sene oldu rahmetli olalı. Allah rahmet eylesin. Rahmetli olduğu zaman onun kendine ait bir dosyası vardı. O dosyada böyle kahverengi küçük bir defter bulmuştuk. O defteri küçük notlar almıştı. Biz bunu bilmiyoruz. Biz bunu çok sonra gördük. İşte üzerine bizlerin doğum tarihlerini, çocukların ilk kullandığı kelimelerini, işte özel birkaç notlarını yazmış. Babam vefat ettikten sonra hayatımda bana kalan en güzel şeylerden biri bu defterdi. Ve şöyle demiştim, eyvah
bizler de eğer çocukluğumuzda bir şeyler bırakmak istiyorsak bizler de yazmalıyız. İşte o gün hatta sosyal bilimlerde Serap hocamın bizi davet ettiği o programın arkasından hemen dönüş yolunda yağmurlu bir günde hemen gidip bir kırtasiyede kendime bir defter beğendim. Dedim, evet ben de mutlaka çocuklarıma gelecekte beni okuyabilecekleri, beni bunlara bırakmak isteyeceğim bir şeyler yazmalıyım. Dolayısıyla hani her ne kadar biz günlüğümüzü çocuklara yazdırsak da bence yetişkinler olarak bizler de geleceğe imza atmalıyız. Bizlerin geleceğe imzası günlüklerimiz olacak. Ben bir yazar değilim. Çok büyük metinler yazabiliyor ya da kendi varlığımı gelecek kuşaklara aktarabileceğim bir bilgim, becerim belki olmayabilir. Ama hayatımı ve tecrübelerimi çocuklarıma başa aktarabileceğim bir günlüğüm bence aslında hepimizin hayatının bir köşesinde olmalı. O yüzden biz bu projede demiştik, bunlar geleceğe imza atmaktır. Çocuklarımız da bu anlamda inşallah biz de dahil olmak üzere, kendim de bunu dahil ediyorum. Bu işi hep beraber yazma becerisiyle beraber kazanacağız ve bir günlük seferberliği başlatacağız diye düşünüyorum. Evet, insan bedenen ölümlü varlık ama sözü aktardığınız zaman ölümsüzleşiyorsunuz. Evet. Tolstoy öldü, evet. Dostoyevski öldü ama eserleri var. Ne düşünmüşler, ne aktarmışlar. Bu yüzyılda hala okuyor ve hala onların tecrübelerinden istifade ediyoruz. Bu aktarımların da çok ince bir detayı var projemizde. Biz çocuklarımıza günlüklerini güzel bir kutu içerisinde isimlerini özel şekilde bastırdık ama kalemlerini de dolma kalem seçtik. Uçlu kalem değil, kurşun kalem değil, dolma kalem seçtik. Dolma kalem seçtik, çocuklarımız o dolma kalemin havasını teneffüs ederken dolma kalem silinmez. Yanlış yaptığı zaman bile önemli değil. Senin yanlışın, yanlışını bul, doğrusunu yap gibi böyle alttan alttan çocuklarımızla beslediğimiz bir süreç oldu. Çünkü bu dolma kalemin malumunuz imza atma konusunda çocuklarımıza böyle biraz daha iç duygusal olarak farklı anlamlar bulmakta. Bu açıdan da dolma kalemi kullanmamız bizim projemizin ince detaylarından birisidir. İsimlerine özel, her çocuğumuzun tek tek tek. Çok güzel. Dolma kalem deyince aklıma Yahya Kemal gelir. Böyle yüksek zümre edebiyatımızın şairleri gelir nedense. Hmm. Çok şeydir, özeldir dolma kalem. Zaten çok usta şair ve yazarlarımız vardır. Hakikaten dolma kalemle de pekiştirmeniz çok önemli. Hatice Hocam ben şunu da konuşmak isterim açıkçası üslup. Çocuklarımız yazma becerisinde sonraki zamanlarda doğru üslupta. Üslubu da kazanacaklardır. Hani derler ya, yanlış üslup doğru sözün celladıdır şeklinde. Şöyle bir hikaye anlatmak, hikayeyle somutlaştırmak isterim. Döneminde bir kral rüya görüyor. Ve rüyası onun yakın bir tarihte öleceğini gösteren bir rüya. Müneccimlerini çağırıyor ve rüyasını tabir ettiriyor. Gelen müneccimler diyorlar ki efendim vefat edeceksiniz, bunu gösteriyor. Kral kelleyi uçuruyor. Yani onları öldürüyor çünkü böyle bir şeye tahammül edemiyor. En son giden müneccim de ona diyor ki efendim çok şanslısınız, evlat acısı görmeyeceksiniz. Bakın aslında aynı şey ama kullanılan üslup o kadar doğru ki zaten ne diyor bir yazarda? Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Değil mi? Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır. Şimdi bunlar da önemli. Çocuklarımız günlük yazarken yavaş yavaş kendi üsluplarını ve doğru üslupta kullanacaklar, öğrenecekler onu. Evet. Söz ola kesir savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, yağ ile balide bir söz. Bizim Yunus öyle der. İşte bir söz var ki savaşı keser, barışı sağlar. Bir söz var ki savaş başlatır. Bir sözü tatlı bir şekilde ifade ederseniz, karşınızdaki insan o sözden hiç alınmaz. Ama bir sözü kaba, nahoş böyle sesinizi yükselterek ifade edersiniz, karşınızdakini rahatsız edersiniz, küstürürsünüz, mahcup edersiniz. Bu anlamda bizim temel felsefemiz tatlı dil olmalı. Evet. Yani karşımızdaki insanla tartışırken bile tartışmamızın bir uslubu, bir güzelliği olmalı. Rahatsız etmeden, onu tahkir etmeden, mahcup etmeden kendi meramımızı, kendi düşüncelerimizi ve duygularımızı karşımızdaki insana güzel bir şekilde ifade etmek
en güzel olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Hatta konuşmayı bilmeyenler savaşları başlatırlar, konuşmayı bilenler de savaşları neticelendirirler derler. Evet. Hatice Hocam, özellikle siz işin içinde olduğunuz evet. için, bizzat okulda olduğunuz için, bu günlük yazmayla beraber çocuklarımızın yazı yazma becerilerinde ne şekilde değişiklikler oldu? Onları evet. ne şekilde gözlemlediniz? Sizlerden de almak isterim düşüncelerinizi. Tabii ki asıl mutfağında olan iki öğretmenim var. Kıymetli öğretmenim Ayyıldız Özden, Kütüpçü öğretmenim. Gönülden bu işi yaptı yıllardır. Arzu Aydemir hocam var, edebiyat öğretmenim. Onlara buradan gönül dolusu, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ben de selamlarımı yolluyorum. Bu hocalarıma buraya gelmeden sordum. Dedim ki hocam, bu çalışmayı anlatacağız biz. Bu iş gönüllü yürüttük ama siz çocukların 9. sınıfta bu projeyi başlattığımızda 9. sınıf olan öğrencim şu an 12'de. Tabii ki araya bir 2 yıllık ne yazık ki pandemi süreci girdi. Bazı öğrencilerimiz evde bunu yazmaya devam ettiler, bazıları duraksadılar ama bu yıl son sınıfta olan öğrencilerimden bana yazsınlar dedim. Ne oldu, ne değişti hayatlarında? Acaba bir katkı sağladık mı? Bu kadar emek sarf edildi, bu kadar toplantılar yapıldı, projeler yürütüldü. Birçok alandan, birçok akademisyen hocamız bize destekler verdi. Ne yaptık diye. Bana kıymetli öğrencim Meryem'den bir yazı geldi. Müsaade ederseniz belki bu sorunun cevabı bu lütfen. Olabilir. Diyor ki, 2019 yılında adım attığım lise hayatımın ilk dönemlerinde başlayan bu proje benim için çok güzel bir deneyimdi. Yazma becerilerimizi geliştirirken çok güzel anılar biriktirmemizi sağladı. İlk gün yazdıklarımızla son yazdıklarımız arasında gözle görülür oranda farklar vardı. Kendi yazdıklarını tekrar dönüp okudukları zaman bu farkı kendileri zaten görüyorlar. Geriye dönüp baktığımızda ne kadar yol kat ettiğimizi, ne kadar değişip ne kadar geliştiğimizi gördük. Az zaman içerisinde geçmesine rağmen üstü tozlanan anılarımızı okurken içimize ısıtan satırlar yüzümüzde tebessüm oluşturdu. Bu projeyle birlikte yazma becerimizi geliştirdik, yarışmalara katılabilecek cesaret ve özgüven oluşturduk. Bakın mesela ben buraya hemen araya gireceğim ama mesela bu yarışmaya yarışmalara katılan ve bu projede yer alan özellikle benim okulumdan, Sosyal Bilimler Lisesi'nden ya da ÇPL Hankendi Faruk Barut Okulu'ndaki arkadaşlarımdan, Kovancılar'dan. Biz toplantılarda bir araya geliyoruz. Hani biraz da canlı durmak için, kendimizi motive etmek için, ne yaptığımızı istişare etmek için. Ben dedim, bizim okulumuz bu yarışmada şu dereceyi bugünlük yazan çocuklarından biriyle kazandım dediğimde yanında hemen Serap hocam, aa o hocam ikincilikle bizdeydi dedi. Öbür taraftan Burcu hocam, hocam üçüncülükle bizdeydi dedi. İşte hocam bunu duyduğumuz zaman şuna da inandık. Evet, biz doğru yoldayız. Neden? Birbirinden bağımsız, üç farklı mekanda, farklı öğretmenlerin, bu projede yer alan çocuklarla yaptığı çalışmaların akademik bir dönütünü aldık orada. Aslında herkes birbirinden bağımsız bu yarışmalara katılmış ve biz orada öğrendik her birimizin öğrencilerin aslında bu yarışmalara katıldığını. Mesela bu öğrencim için diyor ki, çok etkilendiğim bir şeydi, diyor ki, yazmak duygu ve düşünceleri ifade etmenin yolu, günlük yazmak ise eski ben ile şimdiki beni kıyaslamanın yolu. Kendi kendini kıyaslayan, akademik olarak güçlendiğini gören, başaran çocuklar. Satırların kimi zaman içimizi döktüğümüz dostumuz, kimi zaman kalemimizle mutluluğumuzu paylaştığımız arkadaşımız, kimi zaman yazmak istemediğimiz gözyaşlarımızın mürekkep olduğu, kimi zaman da alın terimizin motivasyonumuzun olduğu yazılarımız. Kimsenin olmadığı zamanlarda hep yanımda olan sevgili günlüğüm, en iyi sırdaşım, en iyi arkadaşım, en iyi dostum demiş öğrencim. Bence bu bile 4 yıl içinde belki ara ara bıraktı, ara ara yazdı ama hep bizimleydi sevgili öğrencim. Bu çalışmanın ne kadar başarılı olduğunun ve akademik olarak da dönüklerin olumlu olduğunun bir göstergesi olsa gerek. Tabii ki aksaklıklarımız vardır. Belki öğrencilerimiz de bu anlamda yürütürken zaman yettirememişizdir. İşte her haftanın her günü yapamamışızdır. Haftanın belli günde kısıtlamak zorunda kaldığımız zamanlar olmuştur. Ama biz haftada bir günü zorunladık. Öğrencilerimize mutlaka defterimiz gelecek. Şu gün şu saatte şu derste bunu yapacağız. Ama bunun dışındaki saatlerde evlerinizde özgürce bunu yazın, çizin, devam edin. Üçüncü ayında defteri bitiren öğrencilerimiz oldu. İkinci, üçüncü defteri kullanan öğrencilerimiz oldu. Bu da tabii ki bizleri mutlu etti. İyi ki çocuklarımız da dahil oldular dedik.
Evet. Şimdi bazen çocuklar şey diyebiliyorlar ya, edebiyat ne işimize yarayacak, felsefe ne işimize yarayacak, matematik ne işimize yarayacak gibi serzenişler olabiliyor. Ama baktığımız zaman o kadar çok hayatımızın içindeler ki. Şu an bakıyoruz mesela çiftlerin evliliklerine, evlilikler çok kısa süreli oluyor. Ve psikolog veya psikiyatrlarla konuştuğumuz zaman temel neden olarak anlaşılmamayı, iletişim eksikliğini söylüyorlar. Şimdi biz Türk toplumu olarak da iletişimde eksikliğimiz var. Kendimizi anlatmayı değil, anlaşılmayı bekleriz. Hatta işte kadınlar özellikle şunu söylerler eşleri için. Ya tamam, ben söylememiş olabilirim ama beni anlamasını bekledim. Bir şey de o akletsin derler. Şimdi akletmek için, düşünmek için küçük yaştan itibaren yazı yazmak gerekiyor. Çünkü ifade becerisi ilk orada kazanılıyor. Evet. Sonra bu neye geçiyor? Diyaloğa geçiyor. Karşımızdaki kişiye kendimizi doğru anlatmaya geçiyor. Bunlar hayatın içerisinde o kadar önemli parçalar ki ve hayatımızı o kadar farklı bir şekilde ve düzgün bir şekilde tanzim edecek ki insanların bir de bu açıdan bakmaları gerekiyor. Oğuz Atay çok güzel söylüyor. Ben bir kitap değilim. Dönemimde anlaşılmak zorundayım. Aslında bütün insanların, bütün insanlığın derdi anlaşılmaktır. Evet. Önce kendimizi anlayacağız. Sonra bir başkasından anlaşılma talebimiz olsun, değil mi? Evet. Aynen. Bu konuya da 4 dakikamız kalmış. Buna yorum yapacak mıyız bilmiyorum. Kendi düşüncelerinizi de söylemek ister misiniz? Çünkü hayatın içerisinden çok önemli parçalar olduğunu ve iş sadece eğitim, yani biz belki okullarda sadece işin öğretim kısmındayız, çocuklarımızın edebiyatı matematiği iyi olsun, yani diyelim ki puanı işte başarılı bir puan alsın deriz ama işin eğitim kısmı da buradan geliyor. Aslında bunun akademik başarıya etkisini de gördük. Aileler çocuklarıyla ilgili olarak çocuğunda dikkat eksikliği var derler. Çocuk arkadaşlarımız, gençlerimiz günlüklerini yazarken dikkatle yazdıklarından dolayı dikkat dağınıklığını ve dikkat eksikliğinin de giderildiğini gördük. Bir başka artısı, soruları anlama ve anlamlandırma sürecine katkısını gördük. Daha iyi anlama, daha kısa süre içerisinde anlama ve soruyu cevaplama böyle yakaladıklarını fark ettik. Evet. Tek düze sadece sanatsal boyutuna katkı sunan bir şey değil efendim. Şimdi projemiz o kadar güzel ki musikiyle desteklemeniz zaten o çok çok özel. Evet. Bizim değerlerimizi edebiyatımızla birleştirdiniz. Zaten bunlar güzel sanatların farklı alanları ve birbirini bütünleyenleri. Maalesef vaktimiz kalmamış. Ben sizlerden son sözlerinizi alacağım. Evet. Neler düşündüğünüze dair. Neler eklemek istersiniz? Öncelikle bu projenin mimarı, emektarı Sayın Mehmet Gürdaş hocamıza, öğrencilerimize günlüklerin ulaştırılmasında katkı sunan Sayın Murat Çiftçi'ye, Sayın Avukat Mahir Orak Beyefendi'ye, eğitimimizin lideri, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Yiğit Bey'e, Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünün kıymetli akademik hocalarına, klasik koro musikisinin şefi Sayın Kenan Çimtay hocamıza, bu projede emek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Evet, hadi canım, evet. Sizin son sözünüz. Halil Cibran der ki, müzik çekişmeyi bitirir, ruhu dinlendirir. Biz çocuklarımızın okullarında musiki eşliğinde Türk musikisinin güzide eserlerinden, Dede Efendi'den, Tri'den, yeri geldiği zaman Türk edebiyatının, Türk musikisinin önemli isimlerinden, Göksel Baktagir'den, Başar Dikici'den, Neyzenler'den dinledikleri o musiki ve ruhlarını dinlendirmelerini, çok güzel yazmalarını, o dingin yazılarını da gelecek kuşaklara, kendi çocuklarına aktarmalarını ve geleceğe imza atmalarını istiyorum. Umarım bunda bizler de azıcık olsa karınca kararıyla destek sağlayabiliriz. Evet, Ekrem Hocam siz. Ben de projemizin yazım aşamasında emeği bulunan ARGE birimi koordinatörümüz Murat Yıldız'a,
ARGE biriminde görev yapan ekip arkadaşlarıma, şube müdürümüz Metin Batur'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Evet, katıldığınız için bizimle ve seyircilerimizle bu güzel projenizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Bol başarılar olsun. İnşallah seyircilerimize ne demek istediğimizi tam net bir şekilde anlatabilmişizdir. Hayatta ne kadar önemli olduğunu. Teşekkür ederim tekrar. Değerli seyircilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.